Başarmak, savaşmak senin elinde. Hiç yılma, tek bir gün vazgeçme. Devrilmez, ayakta durur yerinde. İraden can bulur yeniden. Başarmak, savaşmak senin elinde. Hiç yılma, tek bir gün vazgeçme. Devrilmez, ayakta durur yerinde. İraden can bulur yeniden. Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün yine imkansızını başlatan harika bir insanla daha beraberiz. Ben ilk bisiklete binerken gördüğümde onu, videolarını izlerken dedim garip bir şey yok. Ama biraz sonra göreceksiniz birkaç şey var. Evet. Ne haber dostum? Ne haber Muhammed Ali? İyi abi, sağ olasın, sen nasılsın? Ne haber? Nasıl keyifler? Hamdolsun, aynı devam ediyoruz. Aynen, antrenmanlar devam. Aynen öyle, aynı devam. Şimdi kampa gidiyorsun tekrar Mert Hoca ile beraber. Evet, Mert Hoca'nın yanına geçeceğiz. Biraz daha antrenmanları yoğunlaştırmak için. Evet. Orada daha rahat. Sen şimdi triatlona hazırlanıyorsun değil mi artık? Aynen şimdi. Artık dediğim çünkü daha öncesinde milli yüzücümüz kendisi. Hatta bayağı kupalarla, madalyalarla gelen bir yüzücümüz. Ama tabii onun biraz da bir sıkıntısı var. Doğuştan gelen bir sıkıntısı. Bu sefer daha önceki videolardakinden biraz daha farklı olarak doğuştan gelen bir sıkıntısı. Biraz sen bahsetmek ister misin buradan? Evet. Öncelikle yüzme hayatımdan bahsedeyim. Spor hayatımdan bahsedeyim. Benim işte iki bacağım ve sol kolum doğuştan. Önceden çok spor yaptım. İşte fitness vesaire, sürekli böyle sporla uğraşıyordum. 6 yaşından beri iki teker bisiklete biniyordum. Yani bisiklet benim için bayağı önemli. 2 yaşında zaten sen bu evet, iki, protezleri iki takmaya başladın. Protezi takmaya başlamışım. O zaman da böyle işte kimisi demiş ki hani yürümesinde problem olabilir. Hı-hı. Kimi demiş ki işte daha iyi olur vesaire. Sen yürümeyi bunlarla öğrendin yani. Tabii aslında evet. Yani o zaman da hiç böyle işte destek değneği kullanmadan vesaire direkt böyle işte bir malzemeymiş gibi tak çalıştır olarak devam etmiş. Ya bu alet nasıl bizim? Evet, aynen bacaklarımız öyle var. Biz bacaklarımıza alışmaya çalışıyoruz. Aynen sen öyle. Senin de bacakların bunlar. Sonuçta. Aynen. Ben ilk yürümeyi evet bunlarla öğrenmişim. Hı-hı. O yüzden belki de bu süreç biraz daha rahat oldu. Yani proteze herhangi bir alışma sürecimiz vesaire bir şey olmadı doğuştan, hı-hı, olduğu için. Böyle devam etti. Sonra ben sudan çok korkuyordum. Yani suyu seviyordum ama sudan çok korkuyordum. Yüzmeyi de öğrenmem gerekiyordu, hı-hı, bu fiziksel olarak gelişimimizi tamamlamamız için, evet, sağlamamız için. Yüzme çünkü tüm kasları aynı ölçüde geliştiren ve rahatlatan bir spor. Vücudumuzu eşitlememiz için, hı-hı, daha çok. Ama korktuğum için tabii çekiniyordum. Bir iki öyle eğitim almaya başladım. Sonra daha profesyonel olmaya başladı. Başka hocalar beni değerlendirmeye aldı. Hı-hı. Sonra hocalar eşliğinde böyle onları bayağı zorlayarak, suya sokarak birlikte işte bana antrenman yapmaya, hı-hı, başladılar. Daha doğrusu yüzmeyi öğretmeye başladılar. O aradaki süreç de biraz hızlı oldu. Hı-hı. 5. ayın sonunda barajları geçtim. Dünya şampiyonasına gitmek için işte hak kazandım. O da muhtemelen daha önceden spor yaptığından dolayı, vücudun işte hem fitness'tan dolayı hem, aynen, bisikletten dolayı biraz daha yatkın. Aynen öyle. Sadece bu sefer yüzmeye çevirmiş, hı-hı, olduk o birikimi. Böyle devam etti. Sonra işte gittik ilk yarışımıza, ölçüm oldu. Böyle yarışlar devam etti. Birçok işte Türkiye'de, yurt dışında madalya aldık. Bu arada arkadaşlar, yani bisiklet falan diyoruz ya, öncesinde bisikletse biniyor. Öyle normal şey bisiklet de değil yani. Bayağı sen hareket bisikletlerine falan biniyordun. Aynen yani. Gösteri bisikleti kullanıyordum. Yani skuterini kullandım, işte bisikletini kullandım. Yani bana aslında bu şimdi yol antrenmanları, hı-hı, yapmadan önce, önceki bisiklet hayatımda diyeyim, düz bir yolda gitmek benim için çok sıkıcıydı. Yani yerde küçücük böyle bir çıkıntı görsem hemen zıplamaya çalışıyordum. Benim için eğlencesi oydu. Kaldırım, ne bileyim işte bir çıkıntı bir yer. Yani bunun yüzünden çok düştüm. Protezlerin üstüne protezleri kırdım. Bir yandan da benim avantajım oluyordu. Yani düşüyordum yere. İşte herkes böyle heyecanlanıyor, bir şey oldu falan. Bir şey hissetmiyorum tabii. Vuruyorum, işte protez kırılıyor, ben tekrar kalkıyorum falan. Evet. Baktım, bir de şöyle de bir durum ya var tabii. Normal insanların oraya düştüğü zaman bacakları kırılabiliyor. Aynen. Senin protezin kırıldığı, aynen, gibi. Aynen, biz de işte avantajlıyız o konuda. Sadece işte bir borumuz değişiyor, vida değişiyor, soketi kırıyoruz. Hı-hı. Tekrar devam ediyorduk. Böyle böyle devam etti. Sonra yüzme hayatı ciddileşince, takım olayı olunca tabii bu bisikleti hem sakatlık açısından tehlikeli, tamam, olduğu için kenara bırakmak zorunda kaldık. Hem de yüzmede de daha gelecek var. Sonuçta bu yüzmede olimpiyatlara gidebilme şansın. Aynen ya öyle da işte ülkeni temsil edebilme şansın. Keyifli yarışma bir, kısmıydı bizim için. Aha. Ama arada yine bisiklet sürüyordum. Kondisyon olarak çünkü çok büyük etkisi oluyordu. Hem de iyi hissettiriyordu bana. Böyle devam etti. Sonra
biraz bisiklet arka planda kaldı. Yüzmede daha çok ilerledik zaten, hayatımız tamamen buna yöneldi. Bir ara küçük bir sakatlık yaşadım. Yani küçük dedim, aslında çok küçük dedi. Omzum yırtıldı. Ondan dolayı böyle bir sabit, işte sade tedavi, çok az böyle bir antrenmanlı bir sürecim oldu. Bir seneye yakın. Ondan sonra tekrar devam ettik. Yine gittik, geldik. Şimdi işte yüzmedeki arkadaşımız Uğurcan. Uğurcan, evet. Geçen de onu izlemişsinizdir için, herhalde o videoyu da. Aynen, Uğurcan triatlona geçtiği için biraz daha şimdi cazip gelmeye başladı. Ben de zaten önceden bisiklette çok haşır neşir olduğum için, eğlenceli geldiği için bana. Şimdi biraz o tarafa kaymaya başladık. Bakalım, biraz da burada devam edeceğiz inşallah. Süper. Şimdi yüzmeye geri dönecek olursak, şimdi yurt dışında yarışlara gittin. Yani oradaki durumlar nasıl? Yani oradaki engellilerin, engelli demeyelim de Mert'in çok güzel bir lafı var burada. Dezavantajlıların diyelim. Aynen. Aynen. O, oradaki antrenman durumları nasıl onların? Yani bizimle kıyaslanamaz herhalde, değil mi? Yani onların antrenman durumları nasıl? Şartlar olarak daha iyi olan durumlar var. Ne bileyim işte ulaşımı, işte antrenman vakti, yani bu genel olarak imkanlarla alakalı. Şimdi bir eksiklik olduğunda antrenmanda, bu yarışta bunun bir farkı yok yani. Senin antrenmanın eksik olabilir ama sonuçta yarışta o adamla yarışıyorsun. Aynen öyle. Yani kim kendine ne kadar yatırım yaparsa o kadar geri dönüş alıyor. Bir de onların bir avantajı da şu sanırım. Senin burada mobiliteni geliştirmem için işte böyle aletlere ihtiyacın var. Onların orada imkanları daha rahat. Tabii tabii, çok fazla. Yani bu artık bir araba veya bir şey, bir mekanik bir şey almakla aynı. Ne kadar para verirsen o kadar iyisini alıyorsun. Aynen. Yani bu, sen işte bunu çok iyi kullanıyorsun, sana hemen en iyisini verelim diye bir şey ne yazık ki yok. Yoksa öyle bir şey olsa, yani nerede ne ürün çıkıyorsa benim onu kullanmam lazım. Aynen. Çünkü aşağı yukarı hani İstanbul'da çoğu protezci, bu işin için olanlar beni tanıyor. Yani ben işte küçükken, ergenlik döneminde, gelişim döneminde kırdığım protezlerin böyle haddi hesabı yok yani. Hep böyle. Başarı bir çocukmuş yani. Tabii tabii, yani hiç kırılmayacak yerlerinden kırıldığı arızalar falan. O yüzden hani aslında en iyisi neyse onu kullanmam gerekiyor. Ama bunlar parayla orantılı giden şeyler. Evet, ve parayla dediğimiz bayağı yurt dışından geldiği için bunlar euro ile de orantılı. Kur farkı da olduğu için ciddi paralar yani. Aynen. Araba paraları, ekibi paralar dönüyor. Ve diyoruz işte şimdi triatlona başlıyor. İşte biz triatlona başladığımız zaman önemli olan bir şey bisiklet bizim için. İşte pahalı olan şey bisiklet. Onun biraz daha farklı var. Çünkü bu protezlerde arkadaşlar bisiklet için ayrı, koşu için ayrı protez kullanıyorsun. Tabii aktivite için yani o bisikletin bu, sana özel yapılması lazım belki. Tabii orası onun ayarlanması lazım. Tabii yani hem bisikletin özel yapılması, hem işte protezin ona göre olması. Çünkü ne kadar aktivitede kendini zorluyorsan protezin ona göre elverişli olması lazım. Ha, başka protezde de sen zorlarsın ama yarı yolda kalır. Yarıda kalır ya da işte tam istediğin randımanı sana vermez. O yüzden koşu da ayrı, bisiklet de ayrı. Gündelik hayatta da protezin iyi olması gerekiyor ki senin işte yürürken dengenin iyi olması lazım. Vücuduna zarar vermemen lazım ki bu spora da, normal hayatına da her şeye yansıyor. Her şeyde bunun çok iyi olması gerekiyor. Hepsi birbirine bağlı bir denge. Aynen. Peki şimdi mobiliteye gelecek olursak, bu hareket olmasaydı senin hayatın nasıl olurdu? Bir dezavantajla doğmuşsun ama sen bu dezavantajı bir anda şu anda avantaja çevirme belki durumundasın. Çünkü olimpiyatlara gidebilme şansın var şu anda. Ama hayatında hiç spor olmasaydı, yani ailen mi destekledi bu spor için seni? Nasıl oldu? Ya tabi bu hem kendi istemenle alakalı, hem de etrafındakilerin, ailen, işte arkadaşın, herkesin istemesiyle alakalı. Ya ben işte önceden evde atlıyorum, antrenman yapıyordum çok küçükken. Ne bileyim böyle işte amuda kalkardım, atlardım, zıplardım. Yani evde şimdi herkes bana dur, atlama, yapma, etme. Normal çocuklara diyorken şimdi bizim özel durumumuzu düşününce daha çok böyle hani derler. Tabii. Şimdi ben de öyle çok olmuyordu. Bisiklete binerken de hanedir annen korkar mesela işte. Bisiklette onun yanında bir şey yapmazsın ama yine bilir atladığını, zıpladığını. O zaman bana engel olmadıkları için böyle geliştim. O zaman bana işte yapma, etme ya da bisiklet elinden alsalar mesela. Çünkü çocukken görüyorduk yani, normal mesela arkadaşım. Yolda birine işte bisiklet vuruyor. Çocuğun altından bisikleti alıyorlar. Yani şimdi bana böyle şeyler yapsalardı, şimdiye imkanı yok. Böyle bir gelişimi zaten sağlayamazdık. Ve böyle hareket etmeseydik yani ne yapabileceğimiz şeyi keşfedebilirdik ya da neye yeteneğimizin olduğunu, neye yatkın olduğumuzu, imkanı keşfedemezdik. Durduğumuz yerde bir bildirim olarak bize bu gelmeyecekti. Aynen öyle. Ne kadar kendimizi zorlarsak, ne kadar sınırlarımızı zorlarsak o kadar açığa çıkıyor. Kim bilir daha neler yapabiliriz. Bunu da işte zamanla böyle deneye deneye göreceğiz. Yoksa öyle evde
oturduğumuz yerden "Aa biz bunu yaparız" falan. Tamam. Ya bu İmkanı sadece yok. Senin için ya da diğer dezavantajlı arkadaşlar için de değil. Hı hı. Normal insanlar için de geçerli. Yani tabii. Evde oturarak hiçbir şey olmaz. Sadece evde oturarak biraz kilo almaya başlarsın. Aynen öyle. Hareketsizlik bunu getirir ama hareket etmeye başlarsan, mobiliteni arttırırsan dediğin gibi avantajlı duruma geçmeye başlarsın. Aynen öyle. Yani ben de mesela 36 yaşımda triatlona başladım ve bu duruma geldim. Yani bunun sonu ya da başlangıcı ne zaman olacağı tabii. da belli değil ama sadece dediğim gibi orada hareket edebilmek, o mobiliteyi sağlayabilmek önemli. Tabii yani baktığımızda yüzmeye de ben geç başladım yani. 2015'te ben başladım ve hiç bilmiyorken başladım, bir anda böyle yükseldi. O yüzden hani nerede, neyle karşılaşacağımızın çok bir ön bilgisi yok yani. Sadece önümüze çıktıysa fırsat ne yapabiliriz? En iyi şekilde bunu nereye taşıyabiliriz? Sadece bunu zorluyoruz. Şimdi hedefin triatlon falan diyorsun. Ama senin şimdi normalde bir hayatın var. Bu normal hayatta böyle başına bir şeyler geliyor mu? Tabii yani bu işte insanların ne kadar görmesiyle alakalı. Şimdi normalde genelde pantolon vesaire hı hı. gezdiğimiz için protezi genelde kimse anlayamıyor. Aynen çünkü işte, demin de dediğim gibi arkadaşlar işte videoları seyrederken bayağı dedim bir şey yok, niye video çekeceğim ki diye düşünürken sonra birkaç tane daha fotoğrafı görünce işte o zaman gerçekten anladım. Ve demin de biraz önce bir yerden giderken bir kadın ya bayağı yürüyor dedi. Normal yürüyor, normal yürüyor dedi. Yani normal yürüyecek tabii çünkü o da mobilitesini o şekilde yapıyor yani. İşte dışarıda şortla işte mesela birileri görürse tabii şaşırıyorlar. Hı-hı. Ya da işte bisikletten düştüğüm zamanlar oluyordu. Onda da bazılarının yine protezi görmemelerine rağmen bir kere hatta öyle bir düştüm ben. Kolum böyle altında kaldı. Yerde işte sürüklendim biraz. Kolumun ucu böyle başladı kanamaya. Yani tam şimdi ucu olduğu için ben o ara kalktım böyle baktım işte biraz kolum ağrıyor falan. Bisikleti aldım elime yürüyorum böyle. Yara bandı falan alacağım. Tabii kolum böyle ucu kanadığı için buradan sanki aslında kopmuş gibi bir görüntü var. Yani ben de görsem ben de öyle sanırım. Ucu kanıyor çünkü. Yani. Şopur şopur böyle kan akıyor bayağı. Olum millet gibi. Panik halinde tabii. Gittim böyle yara bandı alamıyorum. Herkes donuyor kalıyor. Anlayamadılar. Ben sonradan çok... Hayır bir de düşün bak. Biri gelmiş içeri, kolu yok, tabii yara bandı istiyor. Aynen. Bu kadar rahat yani. Komple kan. Ben de görsem ben de kopmuş sanırım. Tamam. Yani böyle garip garip olaylar oluyor. Tabii ben gülüyorum ama onlar tabii anlayamıyor. Tamam. Ya yani. Da işte go-kart'a gidiyoruz mesela. Orada işte ayağın protez olduğunu ilk görmüyorlar. Sonradan işte ben sürerken görüyor, böyle heyecanlanıyorlar. Acaba sürebiliyor mu falan. Ya da inerken işte protezin bir parçası dökülüyor falan, alıyoruz onları geri takıyoruz. Böyle millet şaşkın şaşkın izliyor. Normal yani. Aynen. Çok maruz kalmadıkları için. Bir de bizim ülkemizde protezler ya da işte bu özel uzuvlarla ilgili özel durumlar genelde gizlendiği için, hı-hı. gizlenmeye yönelik her şey bunun üzerine gittiği için kafa yapısı da ona göre ilerliyor insanların. O yüzden görünce yani çok aşikar olunca şaşırıyorlar normal. Yani işte şimdi yarışlarda daha sık görmeye başlayacağız tabii sizi. Çünkü artık paralimpik bölümlerde açılmaya başladı. Türkiye'deki yarışlarda da biraz daha farkındalığımız artıyor. Bu her yerde de bu biraz daha artacak. Zamanla da böyle işte Toyota gibi markaların bu tür videoları çekerek biraz daha bu işi normalleştirmemiz lazım aslında. Çünkü normal bir şey. Değil mi? Tabii canım ya. Bu... Yani normal. Sen de hayatını bizim gibi idame ettiriyorsun. Tabii tabii. Bizde yani ekstra bir farklı bir şey olmuyor. Yani ki aynı senin şey. Durumun çok daha normal geliyor sana. Çünkü aynen. sen doğduğundan beri zaten tabii, tabii. bu şekildesin yani. Tabii ilk başta proteze alıştığımız için yani zaten normali bu benim için. Hı hı. Her şey bunun üzerinden devam ediyor. Yani bir yapay bir malzeme de olsa sonuçta bu bacak yerine kullanılıyor. Bunu artık bacak olarak alışmışız. Aynen. Her şeyi, hissiyatı, her şeyi ona göre. Şimdiki peki hedeflerimiz nedir? Ne yapacağız? Şimdiki hedeflerimiz yüzmede işte olduğu gibi. Yüzme yani, devam değil mi bu arada? Yüzme devam, yüzmede bir sıkıntı hı hı. yok. Ama ağırlığımızı biraz daha işte bu tarafa, triatlona kaydıracağız. Biraz daha şu an eğlenceli, daha cazip geldiği için bana. Hı hı. Aynı yüzmede olduğu gibi yine bu işin en üstü, en ilerisi, kendimizi en ileriye nereye kadar taşıyabilirsek bunda devam edeceğiz. Hı hı. Antrenmanlar işte devam edecek. Koşu proteziyle ilgili işte beklediklerimiz haberler var. Onları da tamamlarsak hem yüzme, hem bisiklet, hem koşu bunların işte antrenmanlarını artıra Mert Hoca ile birlikte devam edeceğiz. Yarışlara gireceğiz, bakacağız sonuçlarına ne oluyor, ne bitiyor. Ona göre daha çok geliştireceğiz kendimizi. Hı hı. Böyle böyle devam edecek. Bunu taşıyabildiğimiz kadar en ileriye, nereye kadar taşıyabilirsek götüreceğiz. Süper. Evet sen şimdi hayatında bu kadar spor varken bir de müzik bölümün var senin. Müzikle de ilgileniyorsun. O müzikle ilgili neler yapıyorsun?
Müzikle ilgili neler yapıyorum? Yani müzik benim için her zaman bir sevdiğim bir konuydu. Ama işte fırsat bulamıyordum onun için eğitim almaya. Pandemiden önce, bir yıl önce kadar bunun ilk eğitimini aldım. DJ'lik eğitimini aldım önce. Bayağı DJ'sin yani. Aynen tabii. Onu aldım. İlk başka bir yerden aldım. Sonra başka bir stüdyoya geçtim. Bu sefer daha yoğun çalışmaya başladık onlarla da. Sahne almaya başladım. Onun da tadı yani çok farklı. Hem işte çalıp hem kendini eğlenmen, hem karşıdaki insanların seninle birlikte eğlenmesi. Bir de ülkemizde engelli DJ'yi yok. Bir iki tane sadece prodüksiyon kısmı ile ilgilenen var. Dünya üzerinde de çok fazla yok aslında. Uzuv eksikliği olan yok, öyle söyleyeyim. Yani kas hastalığı olarak yapanlar var bunu ama uzuv eksikliği olarak yapan yok. Sonra prodüksiyon eğitimi de aldım. Şimdi yavaş yavaş şarkı yapıyorum ama daha henüz bir şey çıkarmadık. Böyle işte biriktiriyoruz biraz. Onları böyle bir toparlayıp belli bir sayıya getirdikten sonra onları da çıkartacağız. Bir yandan da onu ilerletmeye çalışıyorum. Süpersin valla dostum. Gerçekten çok yönlülük bu işte. Yani sen şimdi yurt dışında yarışlara gittiğin zaman da belki bu yönünü de orada gösterebilirsin tabii, yani. Tabii. Hem bir yarışı yapıp hem gidip bir parti kutlamada yapabiliriz. Aynen öyle. Özellikle kutlamalarda bu güzel olur yani. Yarış sonrası bir kutlama yaparız. Aynen. Valla inşallah hep beraber ileriki zamanlarda Alanya'da hep beraber yarışırız. İnşallah. Geçen ben orayı geçen sene bir önceki sene de çekmiştim oradaki paralimpik oyunları. Bu sene de inşallah hep beraber orada oluruz. İnşallah ve mis gibi yarışları çıkarırız. Vallahi çok teşekkür ederim dostum zaman ayırdığın için. Umarım ileriki zamanlarda tüm istediklerin senin lehinde olur. İnşallah. Vallahi mis gibi insanlar vallahi arkadaşlar. Oturmayın oturmayın bakın adamlar neler yapıyor ya. Yani bir önceki videoda söylemiştim. Hep bana soruyorlar abi motivasyonu nereden buluyorsun? Motivasyonu nereden buluyorsun? Evet bir yarışlara katılıyorum ben. O yarışları hedef alıyorum. O yarışlar benim evet motivasyonum oluyor ama bu projeyle beraber de bu arkadaşlar benim motivasyonum olmaya başladı. Çünkü onların yaptıklarını gördükçe benim daha çok yapasım geliyor. Yani bahane uydurmamaya başlıyorsun. Yani ufacık bacağında bir ağrı varsa çok da önemli değil diyorsun. Siz de devam edin, çıkın, antrenmanınızı yapın. Eğer böyle bir dezavantajınız varsa da bakın Muhammed Ali ile de iletişime geçebilirsiniz. Diğer arkadaşlarla da iletişime geçebilirsiniz. Onlar size yardımcı olur. Aynen. Vallahi sağ olasın dostum. Teşekkürler. Aynen. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.